ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplı Kaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergahtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce yapılıp ulaşıma açılan Değirmenönü ve Kaplıkaya köprülerinin ardından Otosansit ve Değirmenönü mahallelerini de iki giriş iki geliş olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 4 açıklıklı Balıklıdere köprüsüyle birbirine bağladık. Yol medeniyettir diyor ve daha ulaşılabilir bir Bursa için canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla. Köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplı Kaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergahtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce yapılıp ulaşıma açılan Değirmenönü ve Kaplı Kaya köprülerinin ardından Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini de iki giriş iki geliş olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 4 açıklıklı Balıklıdere köprüsüyle birbirine bağladık. Yol medeniyettir diyor ve daha ulaşılabilir bir Bursa için canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla. Ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplı Kaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergahtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce
yapılıp ulaşıma açılan Değirmenönü ve Kaplıkaya köprülerinin ardından otosansitle Değirmenönü mahallelerini de iki giriş iki geliş olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 4 açıklıklı Balıklıdere köprüsüyle birbirine bağladık. Yol medeniyettir diyor ve daha ulaşılabilir bir Bursa için canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla. Ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergahtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce yapılıp ulaşıma açılan... Değerli protokol, kıymetli katılımcılar, törenimizin selamlama konuşmalarına geçmeden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını, mukaddes vatanımız için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş Türk büyüklerini rahmet ve minnetle anıyor, sizleri Bursa Büyükşehir Belediye Bandomuz eşliğinde İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat, İstiklal Marşımız. Kıymetli milletvekillerim, değerli kaymakamım, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, şimdi sizleri Bursa Büyükşehir Belediye'mizce projelendirilerek Yıldırım ilçemize armağan edilen Balıklıdere Köprüsü bağlantı yollarının dünden bugüne serüvenini anlatan tanıtım filmimizi de baş başa bırakıyoruz. Ulaşım sorunu
sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergahtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce yapılıp ulaşıma açılan Değirmenönü ve Kaplıkaya köprülerinin ardından Otosansit'le Değirmenönü mahallelerinde iki gidiş, iki geliş olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 4 açıklıklı Balıklıdere köprüsüyle birbirine bağladık. Günleri. Bursa'mızın kentsel gelişimi ve büyüme hamlesinde ulaşıma yapılan yatırımlar büyük önem taşıyor. Törenimizin bu bölümünde selamlama konuşmalarına geçiyor ve ev sahibi olarak Hazirun'u selamlamak üzere Yiğitler Mahalle Muhtarımız Serhat Sarman'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın protokol, değerli misafirlerimiz, öncelikle mahallemize ve açılışımıza hoş geldiniz. Bölgemize ve ilçemize ve şehrimize alternatif yol olarak nefes aldıracak böyle önemli bir projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yıldırım Belediye Başkanımıza ve herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla. Efendim, çok değerli mahalle muhtarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediye'mizle ortak paydada buluşarak mesai ve hizmetleriyle Yıldırım ilçemizi geleceğe taşıyan Yıldırım Belediye Başkanım Sayın Oktay Yılmaz'ı takdimimdir. Evet, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerimiz, İlçe kaymakamımız, il başkan yardımcımız, ilçe başkanım, kıymetli bürokratlarımız, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, meclis üyelerimiz. Ben de sizleri öncelikle hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Balıklı Dere Köprümüzün açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bizler AK Partili belediyeler olarak bir yandan hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran sosyal yaşam alanları, spor salonları, yeşil alanlar, kültür merkezleri, kütüphaneler kazandırırken diğer yandan kentimizi geleceğe taşıyacak dönüşüm projeleri, yeni yollar açmaya gayret ediyoruz. Dün Yıldırım Belediyesi olarak Mimar Sinan'da bir kentsel dönüşüm projemizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Büyükşehir Belediye'mizce ilçemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını gezdik. Daha önce hemen üst tarafımızda Yıldırım ilçemize kazandırdığımız büyük bir orman parkın açılışını gerçekleştirmiştik. Hamdolsun bunların her biri birlik ve beraberliğimizin birer meyvesi. Hükümetimizin desteği, Büyükşehir Belediye'mizin desteği, hemşehrilerimizin desteği, kurumlarımızın desteğiyle birlikte bu çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu köprü, Ankara yoluna alternatif olan bu güzergah da aslında yine birlik ve beraberliğimizin bir ürünü. Yaptığımız Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız imar planları ve uygulamaları çerçevesinde Ankara yoluna alternatif bir güzergah oluşturmuştuk. Kentin hemen güney kısmında. İnşallah bu yolun tamamlanmasıyla birlikte bu bölgedeki trafik problemi de çözülmüş olacak. Ben her zaman bizlere destek olan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hem bize destek olan hem Yıldırım ilçemize birçok projesiyle destek veren kıymetli başkanımıza, kıymetli başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Balıklıdere Köprümüz hayırlı, uğurlu olsun. Efendim,
şimdi ise Bursa'mızın tüm ilçelerinde kent insanımızın değer, hayatına değer katan projeleri öncelikli adımlarla, kararlı adımlarla gerçekleştiren, üreten Bursa'nın çalışkan başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nurak Taş'ı huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Buyursunlar. Öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben tüm hanımefendileri, beyefendileri, sevgili genç kardeşlerimi, burada alanda bulunan tüm herkesi, başta sayın milletvekillerimiz, ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli AK Parti il başkan yardımcımız, ilçe başkanımız olmak üzere kıymetli mesai arkadaşlarımı, kıymetli komutanımızı, diğer tüm yetkilileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a hamdolsun bir projeyi daha bitirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ama siz de biliyorsunuz ki bağlantısı yapılması gereken yollar var. Çok uzun bir zaman değil. Refik Özen milletvekilimizin de bizatihi katıldığı soğuk bir kış gününde burada 7-8 ay önce gibi bir zamanda temel atma törenini yapmıştık. Allah'a hamdolsun bugün de açılışını yapıyoruz. Hem Erikli tarafında hem de Karapınar tarafında takdir edersiniz ki bağlayacağımız, bağlamamız gereken yollar var, kamulaştıracağımız alanlar var. Dolayısıyla ablacığım. Ablacığım. Yol medeniyettir diyor ve daha ulaşılabilir bir Bursa için canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla. Köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında biliyorsunuz 3 milyon 200 bini geçen nüfusumuz var. Özellikle Yıldırım ilçemizle alakalı ki kıymetli muhtarlarımızdan burada olanlar var. Herkes anlatıyor, ifade ediyor. Ya bu Yıldırım ne olacak? Kaçak göçek binalarla dolmuş. Her taraf kalabalık. Bu nasıl düzelecek? Yanlış anlamayın. Ben de vaktimi konserlerle, laf-ı zafla, çiçekle, böcekle geçirebilirim. Veya kıymetli milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanımız. Ama bizim bir derdimiz var. Bizim bir heyecanımız var. Bizim ilçenin makus talihini değiştirmek gibi bir önceliğimiz var. Ve bunları biz seçim satım halinde söyledik. Bunları hayata geçirmek için de bir bir üzerine gidiyoruz. Az önce kıymetli belediye başkanı kardeşim de söyledi. Geçen hafta biz burada kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Kıymetli muhtarımız sağ olsun bize eşlik etti. Hem Yiğitler'de 75. yılda, hem Değirmenönü Karapınar'da, hem araba yatağında, diğer alanlarda, İstanbul yolunda, Beş Yol'da, Sıcaksu'da, Gazi Akdemir'de birçok alanda bu değişimleri, dönüşümleri yapmaya çalışıyoruz. İşte bildiğiniz gibi Bursa, Kestel, Görükle hattında bir yol üzerinde sağ ova, solu dağ etekleri olmak üzere kurulmuş bir şehir. Nüfus 1 milyondu, aynı yerdeydik. Nüfus 2 milyon oldu, aynı yerdeyiz. Nüfus 3 milyon 200 bin oldu, yine aynı yerdeyiz. Şimdi herkesin dilinde bir trafik muhabbeti var. Nasıl düzelecek bu trafik? İşte trafik bu kararlılıkla düzelecek. Bu kararlılıkla düzeltmek adına biz buradayız. Ve bunun için bu proje hayata geçti.
Az önce arkadaşlarımız da bilgi verdiler. Ankara rayonuna alternatif güzergah olarak planladığımız 75. yıl Esenevler ve Yiğitler mahallelerini Değirmenönü ve Cumalıkızık mahallelerine bağlayacak olan imar yolunun Balıklıdere üzerine yapılan köprü ve bağlantı yollarının kısmını tamamladık. Bu kapsamda iki bölgeyi birbirine bağlamak ve bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şeritli 125 metre uzunluğunda 4 açıklıklı köprü inşa ettik. Proje kapsamında 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli yaklaşık 1500 metre bağlantı yolunu kaldırım ve bisiklet yolunda bitirdik. Toplamda 155 milyon lira civarında bir para harcadık. Tabii çalışmalar bitmedi, onu söyleyeyim. Planlanan yol çalışmalarının devamında Balıklıdere Köprüsü'nü Karapınar Köprüsü'ne, Otosansit Sanayi Bölgesi'nde Erdoğan Caddesi'ne bağlayacak yolları da yapacağız inşallah. Çünkü kamulaştırmalar var ve çünkü alınması, yıkılması gereken yerler var. Projeyle Erikli Mahallesi'ne gelen yolun Cumalıkızık ve Değirmenönü bağlantısıyla birleşmesi bu kesimde Ankara yolu trafik yükünü hafifletmiş olacak. Ayrıca Buzki marifetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde dere ıslahı ve imalatlarıyla birlikte yağmur suyunun ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesinde önlemiş olacağız. Bu sayede dere yatağı kıyısında tehlike ortadan kalkacak. Bu çalışmaların da bir kısmını tamamladık. Kalan kısımlarda hızla devam ediyor. Ayrıca çalışmalar bitince Balıklıdere kıyısında taşkın alanından çıkarılan yaklaşık 35 bin metrekare alanı rekreasyon alanı olarak düzenleyip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ki bunun için de yaklaşık 33 milyon civarı bir para harcayacağız. Az önce kıymetli belediye başkanımız ifade etti. Orman Parkı'nın açılışıyla alakalı. Yine Balaban Bey'de oluşturacağımız bir park var. Kıymetli kardeşlerim, inşallah Allah ömür verse biz oluruz olmayız, hiç problem değil. Ama hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimizin çocuklarının, hepimizin insanların bu güzelliklerden istifade etmek hakkı var. Dolayısıyla Yıldırım'da birkaç yıl içerisinde ne kadar büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hep beraber göreceğiz. Nilüfer 90'lı yıllardan sonra ilçe olmuş, kurulmuş bir yer. Yıldırım ise 50'li 60'lı yıllardan itibaren yoğun göçlerle maalesef sağlıksız büyümüş bir ilçe. Ama buranın kaderi değil bu. Bu kaderi değiştirmek lazım. İşte o yüzden milletvekillerimiz doğalgaz bağlantıları da yapılabilmesi için imarsız bölgelerle alakalı gayret ettiler Ankara'da. Bununla alakalı kanun çıktı ve onları da bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani şehrin batısında ne varsa, Nilüfer'de, Osman Gazi'de ne varsa, Yıldırım'da da benzerlerinin olması noktasında yoğun bir gayret ve emek içerisindeyiz. Çok net olarak bir şey söyleyeyim. Ben hayatım boyunca ne ticaretimde ne siyasetimde bilerek ve isteyerek hiç kimsenin kalbini kırmadım. Lakin eğer biz ona ağam buna paşam, efendim mesela bu böyle gelmiş böyle gider mantığıyla bu işleri yaparsak kusura bakmayın ama bir arpa boyu yol almamız mümkün değil. Dolayısıyla az önce ifade edilen konuyu da en ayrıntılı bir şekilde inceleyip ne yapılması gerektiği noktasında elimden gelen gayreti ortaya koyacağım ama kimse de kaçak göçek binalarına, efendime söyleyeyim, veyahut 40 yıllık binalarına kentsel dönüşüm için sıfır aynı metrekarede binalar istemek gibi bir yanlışın içerisinde olmasın. Bu devletin sınırsız bir bütçesi falan yok. Takdir edersiniz ki biz bunları belirli bütçelerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kullanılmaya tam olarak diğer yollar da açıldığında, kullanılmaya başladıktan sonra ne kadar güzel ve büyük bir iş yaptığımızı hep birlikte görmüş olacağız. Ben az önce Oktay kardeşim de bahsetti. Bu iş için uyum önemli, ahenk önemli, işin Ankara ayağı önemli. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İşin ilçe ayağı önemli. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir ayağında da biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla bu işler için gayret ediyoruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nurak Taş'a çok teşekkür ediyoruz. Yine konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim.
Çok değerli milletvekilimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yıldırım Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkan Yardımcımız, İlçe Başkanımız, değerli kaymakamımız, çok değerli muhtarlarımız, saygıdeğer vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz bu güzel programa. Efendim, demin Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti. Biz şehrimizin en merkezi yerleri nasılsa en ücra köşeleri de öyle olsun diye yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ve bunu bir bütünlük içerisinde gerçekleştiriyoruz. Siyasette merkezi iktidarla, Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe belediyelerimizle bir bütün halde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve Bursa için gece gündüz demeden değerli milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm teşkilatımızla Bursa'mızın sorunlarını halının altına iterek, süpürerek değil, tam manasıyla kendi gündemimizin ortasına koyarak çözümler üreterek yol almaya devam ediyoruz. Ve hamdolsun Bursa, bakınız tüm kentlerden Bursa'ya çeşitli vesilelerle gelen vatandaşlarımız var, ziyaretler yapıyorlar. 3 yıl önce, 5 yıl önce gelenler şu anda Bursa'yı diyorlar ki tanımakta zorluk çekiyoruz. Müthiş derecede büyüme, yeni kentleşme, yeni yollar ve beraberinde ulaşım ağındaki yenilikleri bizlere gösteriyorlar. Bu başarı hepinizin, sizlerin ve bu başarı için tüm halkımızla beraber çalışıyoruz. Onlardan aldığımız desteklerle yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için. Şu anda köprü biraz sonra açacağız inşallah. Pek çok mahallemizi birbirine bağlıyor. Ve Yıldırım'da yıllardır beklenen işleri teker teker hayata geçiriyoruz. İnşallah bu vesileyle de tüm mahalleli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha güzel nice projelerde hep birlikte yer alacağız. Birlikte daha nice açılışlar gerçekleştireceğiz. Yıldırım'ımıza değer katacağız. Bursa'ya değer katacağız. Ve Türkiye'mize değer katmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Çok değerli milletvekilimiz Ahmet Kılıç'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine Yıldırım ilçemizin kentsel gelişimi adına törenimizde birlikteliğimize katılımlarıyla değer katan kıymetli vekillerimize teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere kıymetli vekilimiz Sayın Refik Özen'e huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Değerli milletvekili arkadaşım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Yıldırım Kaymakamımız, Yıldırım AK Parti İlçe Başkanımız, Yıldırım Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkan Yardımcımız, Muhtarlar Dernek Başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli mahalle sakinlerimiz, Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hava sıcak, sözler uzadı, farkındayım. Ancak şunu söyleyeyim, tabii 6-7 ay önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade ettiler. Temel atmasında buradaydık ve çok kısa bir süre içerisinde Allah'a hamdolsun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayında önemli bir dönemeci döndü bu ülke ve Allah'a şükürler olsun verdiğiniz destekle Türkiye yüzyılının başlangıcına imza attınız. Ve Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehlikeden döndüğünü bugün muhalefetin içine düştüğü duruma bakınca bir kere daha net anlıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Bizim bu şehre, bu ülkeye, bu millete dair bir sevdamız var. Ve bunun için koşturuyoruz. Canla başla Bursa diyoruz. Canla başla Türkiye diyoruz. Her alanda, işte yerelde bugün buradayız. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek Yıldırım Belediye Başkanımız, yollarla, kentsel dönüşümlerle, millet bahçeleriyle, spor alanlarıyla Bursa'nın hak ettiği hizmeti alma noktasında hep birlikte gayret gösteriyoruz. Öbür taraftan büyük projeleri bir yandan hız kesmeden devam ediyoruz. Ve uluslararası alanda Türkiye'nin ne kadar önemli bir konumda olduğunu, yanı başımızda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan tahıl krizinde bu işin çözümü için artık bütün gözlerin Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a döndüğünü bir kere daha görüyoruz.
ve üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. O yüzden muhalefet koltuk kavgalarıyla uğraşa dursun. Muhalefet Bizans oyunlarıyla oynamaya devam etsin. Muhalefet içine düştüğü çukurda mücadele etmeye devam etsin. Onların çünkü bu ülkeye, bu millete dair ne bir derdi, ne bir sevdası, ne bir projesi var. O yüzden bu millet hiçbir zaman onlara yetki vermedi, yetki vermeyecek bu anlayışlarıyla. Ve bu kadar ağır bir depremin yarası olmasına rağmen yaklaşık 104 milyar dolarlık dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birini yaşamamıza rağmen Allah'a şükür bizler hem yatırımlarımızı hem diğer alanlardaki hizmetlerimizi aksatmadan var gücümüzle devam ettirme noktasında bir mücadele sergiliyoruz. Elbette yaşanan sıkıntılar var. Onların da farkındayız. Ve bu sıkıntıları inşallah hep birlikte aşacağız. Ve göreceksiniz. İnşallah bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde daha refah bir Türkiye'yi ve o anlamda enflasyonla netice alınmış bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz. Ama bu geçici sürede inşallah bu sabrı hep birlikte göstereceğiz diyorum. Tekrar yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bu çerçevede emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Aylin Aktaş olmak üzere kıymetli ekibine, Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a ve teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Efendim çok değerli milletvekilimize biz de teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkan Yardımcım, Yıldırım İlçe Başkanım, Yıldırım Belediye Başkanım. Şimdi de sizleri Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yollarının açılış kurdelesini hep birlikte kesmeye ve yolu test etmeye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Cenab-ı Allah kazasız belasız araç sahiplerine hayırlı sürüşler nasip etsin. İnşallah en kısa zamanda iki taraftan yolları da tam bağlayalım. Tamamen Ankara yoluna alternatif bir yola dönüşür. Artık millet Ankara veya İzmir istikametine gitmek için aşağılara inmek zorunda kalmadan alternatif olarak bu yolu da kullanır. Şimdi anlaşılmıyor ama inşallah birkaç yıl sonra ne dediğimi alacaksınız. Bakın az önce bir kelime kullandım, bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Yıldırım'dan millet parayı bulan Nilüfer'e taşınmaya çalışıyor. İnanın Yıldırım'a geri dönmeye başlayacak millet birkaç sene içerisinde. Bu köprüler, bu parklar, bu kentsel dönüşümler, bu spor salonları, bu bilmem farklı çalışmaların hiçbiri boşuna değil. Bir ilçenin makus halini değiştirmek için. Yıldırım'ın nüfusu 660 bin, Bursa'nın yüz ölçümünün sadece %1'i. Bu kadar sıkışıp kalmış. Şehrin %22'si %1'de yaşıyor. Arkadaşlar bu hamleler boşuna hamleler değil. Yatırımların tamamen durduğu bir ortamda biz şartları zorluyoruz. Ben milletvekillerime, belediye başkanlarıma, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bunlar dayanışmayla, istişareyle yapılan işler. Birkaç sene içerisinde inşallah herkes çok güzel anlayacak. Bize de bir hayır dua okurlarsa böyle ufak tefek söylemler olur. Bana şiir gibi geliyor zaten bunlar da. Allah'ın izniyle hep beraber mutluluğunu hazırını yaşarız diyorum. Ya Allah, Bismillah diyerek kurdelelerimizi kesiyoruz. Evet.
Balıkları Köprüsü ve bağlantı yolları Yıldırım ilçemize, kent insanımıza, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Arzu eden değerli misafirlerimiz için ikramlarımız mevcuttur. Sizleri ikram... Köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi yatırımların yanında yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyoruz. Kentin karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Ankara yolunun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasını birbirine bağlayan güzergâhtaki engelleri de yeni köprülerle aşıyoruz. Daha önce yapılıp ulaşıma açılan Değirmenönü ve Kaplıkaya köprülerinin ardından otosansitle Değirmenönü mahallelerini de iki giriş iki geliş olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 4 açıklıklı Balıklıdere köprüsüyle birbirine bağladık. Yol medeniyettir diyor ve daha ulaşılabilir bir Bursa için canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla.